Episod Dergi sunar. Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk. Efendim Gülse Bisel'le karşılıklı oturduk. Şıkır şıkır bir ceketi var böyle parlıyor. Merhabalar. Kendisi hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu aralar sizi podcast yapmaya davet etmek istiyorum. Çünkü o kadar çok dinlenesi bir insansınız ki. Aa çok evet, teşekkür ederim. Evet, Candaş'ın programından sonra kıskanıldı birazcık. Ben de benim sohbetim hiç dinlenmez diye düşünürüm yıllardır ve genelde de haklıyımdır ama o nedense orada bir güzel bir konuşmuşum. Yok güzel güzel. İlerle toplu konuşmuşum. İlerle toplu konuşmuşum. Bütün ekiple konuştum ben. Herkesle, bütün oyuncularla. Onlar bütün hikayeyi anlattı. Oh süper. Yaz mevresinde izledim. Onu da anlattınız. Değil mi? Her şeyi anlattım. Benim merak ettiğim Gülse Birsel'in yılbaşı geceleri. Yani çocukluğundan bugüne kadar aşama aşama böyle kronolojik bir şey yapsak neler çıkar duygu olarak? Çocukluğumdakiler çok güzeldi. Hı-hı. O tam böyle aile yılbaşısıydı. Evet. Bir de ben ailenin en küçüğüyüm. Abim Hı-hı. benden 15 yaş büyük. Ablam 13 yaş büyük. Güzel. Ben bir kaza kurşunuyum. Onun için de yılbaşı geceleri tüm ilginin bende olması harika bir şeydi. İşte akrabalar gelirdi. Hı hı. Kuzenim vardı benle aynı yaşta. Ve özellikle ilkokul çağında birbiriyle aynı yaşta çocuğun hı hı. kalabalık içinde bir evde bir o odaya koşması, bir noktadan sonra ter içinde kovalamaca oynatması, annelerin senin ağzına bir tavuk pilav tıkmaya çalışması o esnada falan. O yılbaşları harikaydı. Bir de 12'de Nesrin Topkapı beklentisinin ya, evet ya. Bütün aileyi heyecanlandırdı. Nurhan Damcıoğlu Nesrin Topkapı. Onları çok güzel hatırlıyorum. Evet ben de öyle. Ya bir de şu vardı. Şu an çocuklara çok fazla hediye falan alınıyor ya. Çok Hı-hı. fazla tüketim var evet, ya. Evet. Eskiden öyle değildi. Ve böyle bir panduflayla bile kendimden geçtiğimi heyecandan hatırlıyorum. Yani hediye açmak çok ender olan bir şeydi. Tabii ya işte doğum gününde, bayramda, yılbaşında falan hediye alınır. Ya yılda iki ayakkabı alınırdı. Tabii canım yani bayramlık zamanlarda kıyafet evet. alınır. İşte hani yılbaşında da daha böyle sembolik bir şey alınır. Çorap, pantufla, evet, evet. atkı falan gibi. Evet. O atkılarla bile böyle mutluluğun zirvesine çıkıp hani wow neler yaşıyoruz falan dediğimi hatırlıyorum. Bir o yılbaşları. Sonra ergenliğe geçersek? Ergenlikte biraz böyle aileyle olmaktan geldi şikayetçi evet. olduğun fakat arkadaşlarınla dışarı çıkmana da izin tabii ki verilmediği biraz bunalımlı yılbaşılar genelde böyle karakter atıp bir noktadan sonra neyse bari yemekler güzel falan diye kendini. Sonra üniversite 1 veya 2'ydi çok berbat bir yılbaşı geçirdim ben tam böyle arkadaşlarımla çıkmaya başlamışım cep telefonlarının olmadığı bir dönem olduğu için. Biz bir 10 kişi buluşmaya karar verdik ve bütün gece buluşamadık. Ya çok yani 3 arkadaş, 4 arkadaş, hı hı. biz başka bir üçlü var, başka bir dörtlü var. Bu 10 kişi hep yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için biz onların olması gerektiği restorana gidiyoruz. Onlar oradan çıkmış, hı hı. bizi aramaya Etiler'e geri dönmüş. Biz Taksim'de diyoruz ki bunlar kesin buraya gitmiştir. Onlar bu sefer bizim az önce terk ettiğimiz yerde. Asla buluşulamıyor. Gece 12'ye takside girdik. Evet. 4 kişi çok tatsızdı. Evet. Korkunç da trafik vardı. Hı-hı. Ve buluşamadık sonuç olarak. Ve bölük pörçük ne doğru dürüst bir yemek Hı-hı. yedik. Ne doğru dürüst arkadaşlarımızı gördük. Rezalet bir geceydi. Sonra bir daha macera aramadım ben yılbaşı geçirdim. Evden çıkılmıyor değil mi? Bir evde belli bir saatte buluşuluyor ve başka hiçbir yere gidilmiyor. Güzel bir fikir. Bunu istedim. Hı-hı. Son yıllarda da bu arada bir böyle bir Paris'te kutladığım Londra'da evet. tatlı seyahatli yılbaşları var. Son 7-8 yıldır ablam bizi evine topluyor. Güzel. Sıfır risk. Aynı filmde olduğu gibi. Evet. Çok fazla süslüyor evi. Bahçeyi, salonu, evet. her yerde Noel, babalar, kardan adam, geyik, yani... Adam boyunda kardan adam korkuyorsun yanından geçerken o bu birisi mi falan diye. Çok fazla yemek, çok fazla piyango, tombala, aktivite, program. Yoğun bir program bu. Çok yok, ama çok yoğun. Gibi. Yani hadi şimdi dans ediyoruz. Hadi artık dans bitti bakalım. Bahçede dilek fenerleri uçuruyoruz. Dilek feneri bitti yalnız herkesi içeri alabilirsem gibi. Adeta bugünün programı kadar yoğun bir programla. Ama çok müteşekkiriz. dolu dolu bir yılbaşı geçiyor ve çok memnun kalıyoruz. Yani hayatımın sonuna kadar ablamla geçirmek istiyorum yılbaşlarını. Bütün aileyi de topluyor. Abla çok iyi bir yapımcı şu anda benim gözümde. Yılbaşı yapımcısı. Yani Şebnem Bozoklu'nun oynadığı karaktere çok benziyor. Nefis güzel. Bir organizatör. Güzel. Aldık buradan tüyoyu. O zaman teşekkür evet. ediyorum. Ben teşekkür ederim efendim.